Kanser hastalığında alkol tüketimini istemiyoruz. Alkol tüketimi genellikle kanserin oluşumuna zemin hazırlayan sigara gibi faktörlerden bir tanesidir. Ve tedavi sırasında biz alkol ve sigara tüketimini minimuma indirmelerini istiyoruz hastalığın. Bunların tamamen aslında kullanmasını istemiyoruz ama ne kadar minimuma indirirse bizim tedavi başarımız o kadar yükselir diyebilirim. Peki, çay tüketimi ve kahve tüketiminin de zararı var mıdır hocam kanserli hastalarında? Normal hasta çayını içebilir, bitki çaylarını içebilir çok abartmadan. Hani onu sakinleştirici, rahatlatıcı işte melisa çayları, bitki çayları, papatya çayları. Hani çünkü tedavi sırasında kanser hastalarının uyku düzenleri çok bozuluyor. Uyku düzeni bozulunca da belki bu bitki çaylarından fayda görebilirler. Yine kahve tüketimini de çok abartmadan günlük rutin olarak kahve tüketimini yapabilirler. Ama hep bunlar belli sınırlarda kalmak kaydıyla. O şekilde diyebilirim. Peki uyku düzeni dediniz hocam. Kanser hastalarında uyku düzeninin önemi nedir? Kanser hastalarındaki uyku çok sıkıntılıdır. Çünkü hava karardığında, herkes yatağına girdiğinde kişi hastalığıyla ilgili kafasında bir sürü soru işaretleri gelir. Tedavim başaracak mıyım? Başaramayacak mıyım? Sonum ne olur? Süreç nasıl geçer diye bunlarla kafası çok fazla meşgul olur. Kişi ne kadar çok uykusuz kalırsa tedavimizin başarısı o kadar düşer. Ne kadar sağlıklı uyku uyursa o kadar başarımız daha fazla artmaktadır. Bunu da elinden geldiğince mesela gece geç vakitte yemek yemesini çok fazla önermeyiz hastaların. Onu moralini bozacak şeylerle ilgilenmesini gece geç vakit ilgilenmeyiz. Onu rahatlatıcı ne varsa işte kitap okumak mı, bir hobisiyle ilgilenmek burada mi? Onunla, sosyal aktivitelerde çok önemli. Sosyal aktivite kesinlikle çok önemli. Çünkü hayattan kopmaması lazım kişinin. Sosyal aktiviteleri işte resimle ilgileniyorsa, karikatür yapıyorsa, müzikle ilgileniyorsa veya kesinlikle veya kişi el işi örmeyi seviyorsa ondan sonra mutlaka bunlara devam etmesi gerekir ki meşgul olsun, beynini meşgul etmesi adına. Uyku bizim için çok önemli, onu söyleyebilirim tedavi sırasında.